Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf matematik dersinde oran konusuyla ilgili hem konu tekrarı hem de soru çözümü yapacağız. Anlatarak gideceğiz arkadaşlar, buyurun. Evet, birinci sorumuz ekranlarda. Demiş ki A bölü B 2 bölü 7'ymiş. Yani bu şu demek. A'nın oranı A 2 kat, B de karşısındakine eşit 7 katmış. Peki A bölü A artı B yazalım. 2 kat bölü A artı B ne olacak? 9 kat. 2 katın 9 katı oranı nedir arkadaşlar? 2 bölü 9. Bu tip şeyleri kimin ne olduğunu belirlerseniz, konu anlatımında bunu detaylı bir şekilde göstermiştik. İşte horozlar 3 kat, tavuklar 5 katsa yazın. Toplamları ne olur? 8 kat. Farkları ne olur? 2 kat. Mesela A ile B'nin toplamı 9 kat. B'nin A'dan farkı, çıkarımı ne olurdu? 5 kat olurdu. Tamam mı? İkinci soru. Diyor ki AB doğru parçasının uzunluğu BC doğru parçasının uzunluğuna oranı. Bakın bir çaprazlardan gidiyor. Bir çapraz, iki çapraz, üç çapraz, dört çapraz. AB doğru parçasının uzunluğu 4 çapraz. BC 1 çapraz, 2 çapraz, 3 çapraz. O zaman 4 bölü 3 cevabını görmüş olduk. Cevabımız A şıkkı, basit bir soruydu. Bir otobüste 24 kadın, 16 erkek vardır. Otobüse o zaman kadın ve erkek diyoruz. Not edelim. 24 kadın var, 16 erkek var. 6 evli çift binip, 6 evli çift ne demek? 6 erkek 6 kadın bindi. O zaman ne oldu? 30 oldu. Ne oldu? 22. Sonra 2 erkek ve 8 kadın inerse, 2 erkek iniyor. Son aşamada 2 erkek inerse 20, 8 kadın inerse 22. Kadınların sayısının erkeklerin sayısının oranı ne oldu? 22 bölü 20 oldu. Kadınların sayısının erkeklerin sayısının oranı. Yani üst kısımda kadınlar, altta erkekler oluyor oranda, pay ve payda da. Bunu da sadeleştireceğiz. 22 bölü 20 yok. 2'ye bölüyorum her tarafı. 11 bölü 10 olarak da A şıkkında karşımıza çıkıyor. Dördüncü soru. Hangisi birimli orandır? Birimli oran neydi? Farklı tür birimlerin birbirine oranlanması. Birimsiz oran uzunluk ölçülerinin, aynı tür oranların uzunluğun uzunluğa, adetin adete, işte hacimin hacme, saatin dakikaya, saatin saate, aynı türden gelenlerin birbirine oranlanması, birbirlerini götürüyordu. Mesela kilogram kilogram birimsiz, santim santim birimsiz, adet adet birimsiz, ton bölü saat, 8 saatte 2 ton mesela yük taşınmış. Bu nedir? Birimli. Birim kalacak burada arkadaşlar. Beşinci soru. Diyor ki yukarıda Atika ve Kelebek kitabevlerinin 3 ayda sattıkları kitap sayıları verilmiştir. Atikalar pembeler, kelebekler maviler. Bu 3 ayda Atika'nın sattığı kitap sayısının kelebeğin sattığı kitap sayısının oranı. O zaman Atika diyelim ve kelebek diyelim. Not edelim. Atika 50, 200, 150. 50, 150 daha 200, 200 daha, Atika 400 kitap satmış. Kelebeğe bakıyoruz. 100, 100 daha 200, 150 daha ne oldu? 350. Evet, Atika'nın sattığı kitap oranının kelebeğe 400 bölü Atika bölü kelebek, 400 bölü 350. Ne olacak? 50 ile sadeleştirelim. 8 bölü 7 olaraktan B şıkkında karşımıza çıkacak diyoruz. 6. soru. 100 sayfalık bir kitapta 3 ile tam bölünen sayfa numaralarının sayısının 11 ile tam bölünebilen sayfa numaralarının sayısının oranı kaçtır diyor. Mükemmel bir soru. Zor gibi gözüküyor. Halbuki çok basit. 100 sayfalık kitapta 3 ile tam bölünebilen sayfa numaralarını nasıl buluruz? 100'ü 3'e bölerekten. Bitti. 100'ü böl 3'e. Hocam tam bölünmedi. Zaten tam bölünebilen, tam bölen sayılar 33'tür. 99 etti, 1 kaldı. 33 tane 3'e tam bölünebilen sayı var. 11'e tam bölünebilen, o zaman bölelim bunu da 11'e. 100'ü bölü 11'e, 9 tane var, 99 çıktı, 1. 9 sayfada 11'e tam bölünebilen, 33 sayfa 3'e tam bölünebilen, 3'e tam bölünebilen bölü 11'e tam bölünebilen, yani 33 bölü 9 sayısı diyeceğiz. Ne olacak? 3 ile sadeleştireceğim, tak tak böldüm 3'e, 11 bölü 3 olacak. Cevabımız Denizli şıkkı gelecek. Demek ki diyelim ki 500'e kadar olan sayıların kaç tanesi 7 ile tam bölünebilir? 500 bölü 7. Bitti. Tamam. Bu tip soruları böyle çözüyormuşuz. Bu da bir yöntem öğrenmenizi
vesile oldu bu soru. Evet, üçgen asal rakamların sayısıdır. Asal rakamlar. Asal rakamlar kimler var? 2, 3, 5 ve 7 var. 4 tane. O zaman üçgen 4. Çift rakamların sayısıdır. 0, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. O zaman üçgen beli kare nedir arkadaşlar? 4 bölü 5 olacak. Denizli şıkkında cevabımız. Değil mi? Asal sayılar 2'den başlar. Rakamlar 0'dan başlar 9'a kadar. Çift rakamlar 0'da bir çift rakamdır. Unutmayın. Bir çiftlikte keçilerin sayısının, keçiler boynuzlu olanlar, koyunların sayısının oranı 1 bölü 5'tir. O zaman keçiler 1 kat, koyunlar 5 kat. Bunu yazın. Bu çiftlikte koyun sayısının, koyun ve keçi sayısının toplamının oranı. Koyun sayısı 5 kat. Koyun ve keçi sayısının toplamına. Toplamı ne oldu? 6 kat. Katlar gider. 5 bölü 6 kalır. Cevabımız diyoruz. Tamam. A bölü B 3 bölü 4 olduğuna göre A 3 kat, B 4 kat. A 3 kat, B 4 kat. Hangisi olamaz? Bakalım 12 olmuş. Yani 4 katı. Bu da 4 katı olacak o zaman 16. Çünkü aynı oranda gidecekler. 3'e 4 oldu mu? Oldu. Bakalım 18 demiş. 6 katı. O zaman bunun da 6 katı. 24 oldu mu? Oldu. 32 hiçbir katı olmuyor. 42 olmuyor. Cevap burası. 33 11 katı. O zaman 4'ün de 11 katı. 44 oldu mu? Oldu. Yani 3 kata 4 kat. Bir sayı vereceğiz. Mesela 12 verdi. B kaç olur? Bakacaksın ki A 3 kat kaça gelmiş? 12'ye. O zaman 4 ile çarpılmış. Ben de bunu 4 ile çarparım, 16 yaparım. Buraya baktım. 3 kat 18'e gelmiş. 6 ile çarpılmış. Bunu da 6 ile çarparım. 24. Anlaştık. Cevap bundan dolayı olmayan C şıkkıdır. 6 kilometre bölü saat. Metre bölü saniye cinsinden yazıldığında oranlardan hangisi elde edilir? 6 kilometre bölü saat. Metre bölü saniye çevireceğiz. Konu anlatımımızda vardı. Onu da açıklama kısmına bırakıyorum. Oynatma listesinin 6. sınıf matematik. Oradan oran konu anlatımını bulabilirsiniz. Ne yapacağız? Kilometreyi metreye çevireceğim. 6 ne oldu arkadaşlar? 6000 metre. 6 kilometre. Saati 1 saati saniye çevireceğim. 1 saat 60 dakika. 1 dakikada 60 saniyeydi. 60 çarpı 60'tan 3600 saniyeye çevirdim. Ne yapıyordum? Metre bölü saniye. 2 0 götürdüm. 60 bölü 36. 60 metre bölü 36. Hocam bu cevaplarda yok böyle bir şey. Ne yapalım? 6'ya bölelim. 10. 6'ya böl 6. Bir daha sadeleşelim. Bir daha 2'ye böl 5. 2'ye böl 3. Ben de tabii burada 12 ile sadeleşeceğini gördüm ama adım adım da yapabileceğinizi göstermek istiyorum size arkadaşlar. 5 bölü 3. Yoksa ilk adımda hocam 12 ile sadeleşir diyen arkadaş, ben 12'yi görmedim diyen arkadaşa ne diyeceğiz o zaman? Demek ki adım adım sadeleşebileceğini göstermemiz gerekiyor. Tamam. 11. Bir sınıftaki kızların sayısının erkeklerin sayısının oranı 8 bölü 11'dir. O zaman kızlar 8 kat, erkekler 11 katmış. Kız öğrenci sayısının sınıf mevcuduna oranı kızlar 8 kat yine. Sınıf mevcudu kızlar artı erkekler 19 kat. Değil mi? 8 artı 11. 8 bölü 19 B şıkkında. Gördüğünüz gibi aynı soruları soruyor. Aynı sorular değil mi? Hangisi bilimsiz oranı ifade eder? Bilimsiz oran neydi? İkisi de aynı tür olacak. Cemal'in boyunun kilosuna, boy bölü kilo birimli, arabanın aldığı yolun harcadığı benzin miktarına, miktar yol birimli, kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına, ikisi de sayı, adet, bunlar bilimsiz. Çözdüğü soru sayısını çözme süresine, sayıyla süre birimli. Gördük mü? 13. Yukarıdaki sayı doğrusu üzerindeki noktalar birbirine eşit uzaklıktadır. Buna göre A bölü B kaçtır diyor. Bakalım. 1, 2, 3, 4 birim gitmiş. Yani 12 olursa 12'yi, aradaki fark 12. 12'yi 4'e bölersem ne oldu bu? 3'e üçer mi gitti? 6, 9, 12, 15, 18. Doğru bulmuşuz. A bölü B 12 bölü 15. Ne yaptım? Farkı aralığa böldüm. Bu kadar. 4 fark var. Aralık ne? 12. Bölersem bir farkın bir aralığın 3 olduğunu gördüm. 3'e üçer arttığını. 12 bölü 15. 4 de sadeleşir. 3 de sadeleşir. 4 bölü
5 olur arkadaşlar. Cevabımızı A şıkkında 12 bölü 15 bir daha göstereyim. 4 de sadeleşmiyor, 3 de sadeleşiyor. 4 bölü 5 yapıyor. Son sorumuz buranın. Tüm şeklin alanının boyalı kısmının alanının oranı. Tüm şeklin alanı yukarıda bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya da 4 çarpı 3'ten 12. Boyalı kısım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hocam niye sayıyorsun? Görünmüyor mu yarısı olduğuna? Her zaman sayın. Tamam, garantici olun arkadaşlar. 12 bölü 6 hangisinde var? Bölü 6'ya 2 bölü 1. 2 bölü 1 kestire 2'dir arkadaşlar. Tamam, B şıkkı. Evet, bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Alt, açıklamalar kısmına 6. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerinin öğretmen listesini bırakıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a ısmarladık.